Allah'tan korkan yok mu aranızda? Bakın liste burada arkadaşlar, liste burada. Yani apaçık gerçekleri söylüyoruz. Tek bir kelime niye etmiyorsunuz? Haramdır bu ya, haram. Helal diyebilecek biriniz var mı aranızda? Haram bunlar ya, haram. Haram mal. 2-3 maaş alan bürokratları burada ifşa ediyorum. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği olmak üzere 2 maaş alıyor. Erişah Arıcan, Borsa Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Alparslan Çakar, Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Bankası Genel Müdürü. Cemil Ertem, maşallah bu 2 değil 3 tane maaş alıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Daha devam ediyor. Adnan Ertem, Mücahit Demirtaş, Meltem Taylan Aydın, Ebu Bekir Şahin, Sezai Uçarmak olarak devam ediyor. Değerli arkadaşlar, bu ne iştir ya? Allah'tan korkmuyor musunuz? Bakın, Necip Fazıl'ın şiirlerini okuyarak buraya geldiniz değil mi Sayın Vekil? Ne diyordu? Destan şiirinde, Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsun. Bunu dediniz, kurttan beterini yaptınız. Kurttan beterini yaptınız arkadaşlar. Bakın yine Mehmet Akif'in şiirleriyle geldiniz. Ne diyordu merhum Mehmet Akif? Hazreti Ömer'e ithafen, kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Hazreti Ömer'in adaletini anlatıyordu. Siz neredesiniz? Tam tersinde. Hazreti Ömer bir gün yönetimim altındakilerin durumu nedir diye çıkar, tebdili kıyafet yapar, çöle çıkar, bir çadır görür. Çadırda yaşlı bir kadın bir tencere kaynatmaktadır ve çocuklar ağlamaktadır. Ve hey kadın, niye çocukları ağlatıyorsun? Tenceredeki yemeği yedirsene der. Kadın da der ki, gel bakalım tencerenin içinde ne var, niye yedirmiyorum bir bak. Tencerenin içinde taş vardır. İşte hiçbir şey olmadığı için taş kaynatıyorum der. Peki ya yönetici Ömer'den niye istemedin bir şeyler, ona halini arz etmedin der Hazreti Ömer. Kadın da, Allah belasını versin o Ömer'in. Yönettiği insanlardan haberi olmayacaksa niye başımıza geldi der ve Hazreti Ömer koşar Beytülmal'den, hazineden bir çuval un kapar ve yine çöle doğru koşturur, kadına o unu verir ve orada bir yemek yapar kendi elleriyle, hatta o sırada o çuvalı ben de taşıyayım der, ona bırakmaz, öte dünyada benim günahlarımı sen üstlenemezsin der. Şimdi bu menkıbeleri anlatarak geldiniz. Şimdi siz ne yapıyorsunuz AK Partili vekiller? Sizin de sırtınızda bir çuval var. İçinde yalnız paralar var. Beytülmal'dan, hazineden doldurdunuz onları. Evinize doğru dört nala koşturuyorsunuz. Evinize doğru dört nala koşturuyorsunuz. Tüy bitmemiş yetimin hakkını, hukukunu böyle 3, 4, 5, 10, 11 maaşlarla cebinize indiriyorsunuz. Ya Allah'tan korkan yok mu aranızda? Bakın liste burada arkadaşlar, liste burada. Yani apaçık gerçekleri söylüyoruz. Tek bir kelime niye etmiyorsunuz? Haramdır bu ya, haram. Helal diyebilecek biriniz var mı aranızda? Haram bunlar ya, haram. Haram mal.